Efendim merhabalar değerli Nokta TV izleyenleri. Biz Nokta TV ailesi olarak elbette ki malumunuz çok acı günlerden geçiyoruz, zor günlerden geçiyoruz. En zor yayın diyebilirim kendi adıma. Sevgili Haluk Pekşen'i çok ani, hiç beklenmedik bir zamanda uğurladık sonsuzluğa. Ve 1961 yılında başlayan o mücadelesi maalesef ki 61. yaşına girdiği hafta 16 Eylül'de son buldu. Hepimiz hala şoktayız aslında. Yani bunu kabullenebilmiş değiliz. Çok zor bizim için. Kaldı ki Türk milleti için de çok zor. Bunu görebiliyorum. Sosyal medyada atılan tweetlerde birçok kişi hem ailenin hem bizlerin acısını paylaşıyor. Haluk Bey ile ilgili öyle güzel yazılmış yazılar, onu anlatan öyle güzel cümleler var ki eminim bizi görüyordur. O yazılanları, çizilenleri de görüyordur ve nasıl güzel bir adam olduğunu kendi de gururla bir yerlerden izliyor diye düşünüyorum ben efendim. Evet, çok ani bir şekilde kaybettik dedik. Yani yeri asla doldurulamayacak ender isimlerden biriydi Haluk Pekşen. Ve kendisiyle birlikte uzun yıllar dostluk, yoldaşlık yapmış. Birlikte bu ülke için mücadele vermiş, emek vermiş yakın bir dostu bizimle birlikte efendim. Cumhuriyet Halk Partisi eski Balıkesir Milletvekili Namık Avutçu efendim merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Tabii sizinle birçok yayın yaptık bugüne kadar yıllarca. Başka kurumda da sizinle çokça birlikte olduk ama hiç tabii ki düşünmezdik böyle bir yayında bir araya gelebileceğimizi. Hiç de istemezdik. Çok zor gerçekten hepimiz için. Sizin için de çok zor. Uzunca bir süredir diyorum ya bu ülke için mücadele verdiniz birlikte. Omuz omuza bir mücadeleydi. Yıllar geçti ve geldiğimiz noktada hep o sağlık sistemini eleştirdiğimiz sağlık sistemini ve kendisinin de Haluk Pekşen'in de bu konuda çok da eleştirileri vardı. Yani sağlık sisteminin ticarileşmesi noktasında aslında bunun şu anda bir acısını yaşıyoruz biz değil mi? Evet. Yani bu hastanelerin artık tamamen ticarethaneye dönüşmesi ve elimizde Türkiye'de o nitelikli doktorların yavaş yavaş yok olması, yurt dışına gitmesi ki biliyorsunuz ki giderlerse gitsinler diyen maalesef öyle talihsiz bir cümle kurmuştu Cumhurbaşkanımız. Ve onlar da gitti yani. Gitti ve gitmeye de devam ediyorlar. Nasıl olacak bu iş? Yani ben sadece Haluk Bey'i kaybetmemize sebep olan yanlış teşhis konulan en başında o hastane özelinde konuşmuyorum şu an. Genel baktığımızda Haluk Bey'in ardından o kadar fazla mesaj okudum ki biz de yanlış teşhis sebebiyle eşimizi, dostumuzu, babamızı, annemizi, halamızı, dayımızı kaybettik diyen o kadar fazla ki ben gerçekten bu yoğunlukta bir yanlış teşhis acısı yaşandığını bilmiyordum Haluk Bey'den önce. Evet. Ezgi Hanım çok teşekkür ederim. Aslında siz duygularımızı çok iyi tanımladınız, ifade ettiniz. Sizin açınızdan da gerçekten bizim açımızdan da çok zor bir zamanı yaşıyoruz, süreci yaşıyoruz ve bu yayında onlardan bir tanesi. Şimdi öncelikle şunu ifade etmek isterim. Siz az önce ifade ettiniz. Sevgili Haluk Pekşen'i kardeşimiz, dostumuz, arkadaşımız, mücadele arkadaşımızı geçtiğimiz pazar günü ebediyete uğurladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sade bir devlet töreniyle ve akabinde eşleri, dostları, ailesi, arkadaşları, devlet erkanı, siyasetçilerle onu gönderdik. Onu ebediyete uğurladık. Allah toprağında rahat uyusun. İnşallah
o ruhuyla, güzel ruhuyla bıraktığı izlerle yaşamaya devam edecek. Şimdi Haluk Pekşen benim çok yakın dostumdu, arkadaşımızdı. Adeta Ankara'da bulunduğumuz, siyaset yaptığımız süre içerisinde Türkiye'nin meselelerine, siyasal sorunlarına bakışımız, koyduğumuz teşhisler ortaklaştığı için çok yakın mücadele arkadaşlığını sürdürdük. Şöyle söyleyeyim, bakın siz ifade ettiniz. Rakamlar da gerçekten ifade ediyor. Haluk Bekşen 61 doğumlu. Evet. 61 yaşında ölüyor, Ve vefat Trabzon ediyor ve seviyemiz. 61 plaka. Yani böylesine Haluk Pekşen'i tanımlarken o kadar coşkulu, o kadar hayat dolu, o kadar enerjik birisi ki Ankara'daki işte meclisin Çankaya Kapısı'nın biraz yukarısında ilerisindeki ofisinde, avukatlık ofisinde cübbesinin yanında Trabzon'un şeyi, Trabzonspor'un şalı, atkısı ve forması hep orada dururdu. O fotoğrafını da getirebilir miyiz ekrana Umut O Haluk forması Bey'in hep orada dururdu. o şallı? Şimdi ben şunu söyleyebilirim. Benim tanıdığım siyasetçiler arasında memleketine bu kadar sevdalı. Trabzon için hayatını Trabzon'la Kesinlikle. geçirmiş. Trabzon'dan konuştuğu, kurduğu 10 cümlenin üçü Trabzon olan bir siyasetçi, Ankara'da devlet erkanında, devlet yönetiminde, bakanlıklarda nerede Trabzonlu varsa Haluk Pekşen'in bütün Türkiye'de, hatta Avrupa'da diyebilirim, Trabzonlarla çok yakın bir bağı vardı ve bir hemşericilik ruhu vardı. Onu bir defa altını çizmek isterim. İkincisi, Haluk Pekşen'in siyasal görüşü, Türkiye meselelerine bakış açısı ile ilgili Namık Bey ne gördünüz, nasıl tanımlarsınız derseniz, ben Haluk Pekşen'i şöyle tanımlarım. Bir, Haluk Pekşen inançlı bir Atatürkçü, ödünsüz bir Atatürkçü bir Kesinlikle. defa. İki, Haluk Pekşen çok sağlam bir yurtsever. Üçüncüsü, Haluk Pekşen Cumhuriyet'in kurucu değerlerine sarsılmaz bir inanca sahip. Üç, Haluk Pekşen inanılmaz bir adalet savaşçısı. İyi bir hukukçu. Şimdi tabii Atatürkçülüğü, yurtseverliği, cumhuriyetçiliği, devrimciliği, bir tarafa adalet savaşçılığı ile ilgili çok uzun yıllar önce Silivri'de Ergenekon davasında yaşadığım bir anıyı anlatmak isterim, müsaade ederseniz. Lütfen. Şimdi tabii bütün bu saydığım vasıfların yanı sıra Haluk Pekşen'in hayatında ve son dönemde de milletvekilliği adayı olmadığımız 2018 seçimlerinden bu yana sürekli işte Nokta TV'de, ofisinde, siyasal olarak arkadaşlarla bir araya geldiğimizde onun bir, yolsuzluklarla, iki, yasaklarla, üç, yoksullukla mücadelesinde bizzat şey uygulayan, bir perspektif uygulayan mücadelesi vardı. Şimdi demin ifade ettim, Türkiye'nin yasaklarıyla, yargılamalarıyla ilgili Ergenekon davasını anlatacağım. 24. dönem milletvekiliyiz. Haluk Pekşen o zaman henüz milletvekili değil. Ama bir avukat olarak bu FETÖ tezgahlarıyla kurulmuş olan ve Türkiye'nin pek çok aydınını, namuslu aydınını, şerefli subayını o torbanın içine atıp o Ergenekon denilen davanın içerisinde karanlık odakların kurguladığı, FETÖ'nün sahte deliller ürettiği, sahte tanıklar, gizli tanıklarla kurguladığı o kumpas davalarında biz de işte o zaman biliyorsunuz milletvekili Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal hocamız Silivri'de yatıyor. Türkan Saylan tutuklandı, İlhan Selçuk gözaltına alındı. Bu davaların biz bir kurgu olduğunu başından itibaren teşhis ettik ve bu davaların ben avukatıyım diyen bir zihniyet var, biz varız. Ama bir diğer tarafta da biz bu davaların savcısıyız diyen bir zihniyet var. Ve adeta Atatürkçü, devrimci güçlere bir kumpas yapıldığını hepimiz teşhis ettik. Biz de o süreçte davalara gidiyoruz. Yeni milletvekiliyiz, 2011 yılı. Ankara'dan gittiğimizde, davaları izlemek için gittiğimizde Silivri'de büyük barikatlarla karşılaşıyoruz. Milletvekilleri bile salona adeta alınmamak için önemli bir direnç gösteriliyor. Neyse uzatmayayım, girdik. Sanıklar,
Sarık avukatları mahkeme heyetinde de o bilindik işte yurt dışına kaçan bugün FETÖ'den firari Zekeriya Özler, oradaki mahkeme heyeti başkanı. Ben de avukat olarak ilgi izliyorum ve Haluk Bey'le Balıkesir Barosu döneminden beri mesleki bağımız devam ediyor. O Silivri davalarından önce de. Haluk Bey de bir sanık avukatı olarak orada yer alıyor. Avukatlara söz vermiyorlar. Yani mahkeme heyeti başkanı avukatlara savunma için söz vermiyor, bir sürü bahaneler üretiyor. Ve Haluk Bey'in orada müthiş bir çıkışıyla, gerçekten cesur bir çıkışıyla mahkeme heyetini adil yargılanma adına orada savunmanın kutsallığı adına anayasanın verdiği yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatlık mesleğinin onurunu kurtarmak adına mahkeme heyetine adeta hukuk dersi verircesine haddini bildirmesi ve cesur bir şekilde orada milletvekillerinin bile tartaklandığı bir ortamda bir avukatın insanların haklarını savunması orada takdire şayandı ve biz de onu böyle duyguyla izlemiştik orada. Sonra o arkadaşımızı biz milletvekili olarak gördük. 25. dönemde Trabzon'dan birinci sırada ön seçimle geldi, seçildi ve milletvekili arkadaşımız olarak meclis saflarında birlikte mücadeleye başladık. Dostluğumuz da o yıllarda Silivri zindanlarına karşı mücadele ederken yol arkadaşlığımız tekrar Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesişti. Ve oradan mücadelemiz sürdü. Evet. Ülke sorunlarında Ezgi Hanım yaklaşımımız, tabii sizin sorularınıza da yanıtlamak isterim. Üç unsuru Ezgi Hanım. Bir, ülkesini, milletini, ülkesini seven bir memleket sevdalısı olarak bakın en önemli değer verdiği şeylerden bir tanesi çok korkusuz bir şekilde yolsuzlukların üzerine giderdi. Evet. Bakın burada şu şeyde stüdyoda 4 tane bakanın yargılandığı o yolsuzluk davalarında, o Halk Bankası yolsuzluklarında, o para sayma makinalarında, Rıza Zarrab davalarında, Zencani davalarında burada onunla bu stüdyoda konuştuk. İşte o zamanki bir bakanın, iddia edilen bir bakanın o delillerin hepsi doğruydu, bunların hepsi ortaya çıkacak diyen Erdoğan Bayraktar'ın ifadelerinden sonra şu stüdyoda da aynısını konuştuk. O yolsuzluklarla memleketini seven bir memleket evladı olarak, bir vatansever olarak korkusuzca mücadele etmeye devam ediyordu. İkincisi yasaklarla, işte bu basın camiasına getirilen yasaklar, gazetecilerin susturulması, birçok yazarın, çizerin gözaltına alınması, tutuklanması, festivallerin yasaklanması, şarkıcıların susturulması noktasında da bir hukukçu olarak bir adeta hukuk dersi verircesine mücadele etmekte büyük bir kararlılık gösteriyordu. Diğeri de tabii ki işte iktidarın çok ifade ettiği yoksullukla mücadelede zayıf kesimlerin, emeklilerin, işçilerin, memurların, özellikle son dönemde tarım kesimlerinin toplumsal mücadele hak ettiği adil payı, ekonomik payı alması için mücadelede hep bunlara siyaseten kafa yoruyordu ve ülkemizin daha demokratik bir yapı olması için neler yapılması gerektiğine birlikte kafa yoruyorduk. Bir kadro arkadaşlarımız vardı. Zaman zaman onun ofisinde bir araya gelirdik ve ülkenin gelecek siyasal koşullarının ama nasıl olması gerektiği konusunda fikir teatisinde bulunur, kararlar alırdık. Ve kendisi ama belirgin olarak şu özelliğinin altını çizmek isterim. Haluk Pekşen antemperyalist bir adamdı. Haluk Pekşen kuvayi milliyeci bir adamdı. Haluk Pekşen bu ülkenin üniter yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herkesin anayasanın sağladığı eşit haklardan faydalanarak ülkenin bütünlüğü içerisinde ama tam bağımsız bir ülke olmamızı, enerjide tam bağımsız. Bakın son dönemde onun yaptığı çalışmalara bakarsanız ki biz de onu yürekten o konuda destekliyorduk. Ülkemizin enerji bağımlılığını azaltmak adına özellikle rüzgar enerji ve güneş enerji tarlalarının arttırılmasını, devletin buna olağanüstü tedbir ve destek vermesi gerektiğini kendi çektiği kişisel videolarında Anadolu Türkiye haritasını hatırlayın, orada bunu milletine anlatmak isterdi, ifade etmek isterdi. Onun en önemli özelliklerinden birisi Türkiye'nin tam bağımsız olması ile ilgili ekonomik ve enerji bağımsızlığının, üçüncüsü de tarımsal kalkınmamızın çok önemli olduğunu
ifade eder ki bu düşüncelere ben de %100 katılıyorum. Zaten o yüzden birlikte siyaset arkadaşlarımızla, onun çok yakın dostları bugün işte az biraz sonra stüdyoda olacak Zonguldak milletvekili abi arkadaşımız Şerafettin Turpçu, evet. Bartın milletvekili keza Rıza Yalçınkaya, yine İstanbul milletvekili yakın dostu Ali Özcan, yine yakın dostu işte Fikri Sağlar, Metin Lütfi Baydar Aydın milletvekili, bunlar hepsi Bartın milletvekili az önce bahsettiğim Rıza Yalçınkaya, hepsi bir araya gelen memleket meseleleri üzerine kafa yoran arkadaşlardı. Ve işte son dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında, Bilkent'teki kurultayda Sayın Haluk Bekşen parti meclisi üyesi adayıydı. Ben de Yüksek Disiplin Kurulu adayıydım. Birlikte mücadelemiz devam ediyor. Ve onun en büyük şeyi, inancı Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine bağlılık, Atatürk devrimcisi, Atatürk milliyetçisi ama aynı zamanda halkçı, devrimci bir yapısı, inancı vardı. Biz bu inançları, biz siyaseti kişiler için değil, Atatürk'ün bize bıraktığı çağdaş değerler için yapan insanlarız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bize bıraktığı bu mirası, sevgili arkadaşımız, dostumuz Sayın Pekşen'in inandığı değerleri paylaşan insanlar olarak biz kararlılıkla devam ettirmek ihtiyacındayız. Ben bir kez daha, acımız gerçekten çok büyük. Çok değerli bir dostu kaybettik. O Ezgi Hanım, bir insan olarak da herkesin yardımına koşan bir insan. Evet. Yani yüzü gülen, Haluk Pekşen'in hayırı yoktur Haluk Pekşen'in. Haluk Pekşen bir sorun var, hallederiz namık, yaparız namık. Ama sadece bütün insanlara karşı, bütün çevresindeki dostlara karşı asla pes etmeyen. Ya herkesin, benim şimdi daha net görüyorum işte birkaç gündür, herkesin hayatına öyle ışık saçmış ki şu anda birçok kişi, onlarca kişi resmen böyle bir kolu kanadı kırılmış hissediyor. Yani çok çok değişik bir duygu. Yani ailesi özelinden bahsetmiyorum. Yakın çevresi ve bir tık uzak çevresi dahi öyle dokunmuş ki onlarca kişinin hayatına. Çok. Herkeste büyük bir eksiklik var şu anda. Çok, çok. Gerçekten benim de ben bunu aslında biliyordum, yaşıyordum ama tabii kamuoyu Haluk Pekşen'i ancak işte televizyon ekranlarından, Nokta TV'de yapmış olduğu, açıkladığı beyanlardan, Tele1'de, Halk TV'de, zaman zaman başka televizyon kanallarındaki duruşundan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmalarından, bakın Haluk Pekşen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmalarında, özellikle adaletle ilgili konuşmalarında yolsuzluk yapanların gözlerinin içine bakarak o şunu, şu ifadesi çok vecizdir. Bir gün gelip bu yaptıklarınızın, bu yolsuzlukların failleri olarak o yüce divan merdivenlerinden çıkarak o sanık sandalyesine giderken sizi izleyeceğiz, alnımızdan pıt 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 o terleri attığınızı göreceğiz ifadelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kullanmış kararlı bir mücadele adamıdır. Ama aynı zamanda ailesine çok bağlı, sevgili eşine, sevgili kızına, İngiltere'deki kızı Öykü'ye, Ezgi zaten onun meslektaşı, aynı zamanda gurur duyduğu kızı, eşiyle çok mutlu bir aile babasıydı. Gerçekten hayat dolu bir insandı. İşte biz onu zaten sevmemizin kökeninde şu vardı. Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. Türkiye'nin topluma, bakın Haluk Pekşen'in hiçbir konuşmalarında televizyonlarda bir umutsuzluk göremezsiniz. Değil mi? Hep bakın altını çizerek şunu söylerdi. Merak etmeyin. Türkiye güçlü bir devlettir. Bizim potansiyelimiz çok büyük. Çok kısa sürede bu ülkenin ormanları, madenleri, sanayisiyle çok kısa sürede Türkiye bunu toparlar. Bu yoksulluğu aşarız. Bu yasakları aşarız. Atatürk'ün bize bıraktığı çağdaş uygarlık düzeyini içerisinde kararlı bir şekilde giderek Türkiye'nin sorunlarını çözeriz. Gençler umutsuz olmasın. Hep konuşmalarında haklı olarak bunu vurgulardı. Ben de aynı kanaatteyim. O yüzden Haluk Pekşen'i toplum bundan seviyordu. Bakın, yok, evet, lügatında umutsuzluk yoktu. Umutsuzluk yoktu, kararlılık vardı. Daima bir kararlılık, netlik ve mücadele vardı. Ve çok okuyan, çok bilen, çok zeki bir adamdı. Evet, şunu da ifade edeyim. Şu anda Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanımız Doktor Mustafa Üstü Bozkurt abimiz de onun çok yakın dostuydu. Evet.
Zaten ülke meselelerine Atatürkçü, halkçı bir çizgide çözüm üretmenin yolundaydılar ama hassasiyetle ortaya koyduğu şey şuydu. Evet, ülkenin bütün kesimlerinin, zayıf yoksul kesimlerinin kindar diye, dindar diye toplumun kamplaşmasına çok büyük bir karşı duruşu vardı kararlılıkla. Bu ülkenin topraklarında hangi etnik kökenden, hangi mezhepten gelirse gelsin bütün insanlarımızın eşitliği konusunda çok duyarlı ve kararlıydı. Ama hepimizin, bizim de çok karşı çıktığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde hiç kimsenin silah ve şiddetle bir hak arama aracı olarak mücadele etmesinin karşısında en büyük kararlılıkla duran bir yapısı vardı. Onu köylüler severdi. Bakın, ben Balıkesirliyim. Balıkesir'in hemen hemen Haluk Pekşen'le benim dostluğumu, arkadaşlığımı bilirdi insanlar. Her gittiğim yerde Balıkesir'in köylerinde, Türkiye'nin pek çok yerinde onun topluma verdiği enerjiyi, umudu, insanlar onu sorarlardı. Ne yapıyor Haluk Pekşen? Ve hiç kuşkusuz Bodrum'da başına gelen, işte kızı Ezgi'nin ifade ettiği, açıkladığı bu sağlık süreciyle ilgili, işte Bodrum'da bir özel hastanede başlayan, sonra Ankara'da özel hastanede devam eden ve nihayet eren tedavi sürecinin Türkiye'deki sağlık sisteminin maalesef ne büyük bedeller ödettiği, lüks otellerin gibi hastanelerin yapıldığı ama içerisinde aynen adalet sarayları gibi sarayların yapıldığı ama içinde adaletin olmadığı, sağlık özel hastane adı altında modern binaların yapıldığı ama içerisinde yetkin, etkin ve donanımlı maalesef kişilerin olmadığı. Ezgi'nin şu cümleleri çok vurucudur. Bakın, babama anjiyo yerine mide endoskopisi yapılsaydı o aslan gibi babacığım şu anda hayatta olacaktı. Ne diyelim? Allah nur içinde yatırsın, ruhu şad olsun diyelim. Mesela Türkiye'de siyasetçilere bakıyorsunuz geçmişten günümüze. Benim en dikkat ettiğim nokta Haluk Bey'di. Çünkü kendi özel konuşmalarımızda da, yazışmalarımızda da sürekli olarak, az önce siz dediniz ya, tarım ve iklim, doğa o kadar kafa yoruyordu ki bu işlere, o kadar peşinden gidiyordu ki bu konuları mutlaka masaya yatırmalıyız, işin uzmanlarıyla tartışmalıyız, konuşmalıyız. Gelecekte neler olacak, işte bir iklim felaketi bizi bekliyor. Ben gerçekten onun kadar geleceği bu kadar düşünen, bu kadar kendine dert edinen, ülkenin bu noktada ne yapabileceği, mesela yağmur sularının nasıl muhafaza edilebileceğine kafa yoruyordu Haluk Bey. Bu nasıl olur? Bizim bunu dert edinmişti. Diyordu ki yani bizim yağmur sularımızı biz kaybediyoruz. Hani düşünsenize yani, hani aktif, evet, siyasetçilere bir bakın. Hiç böyle bir şey duydunuz mu Ezgi şu anda? Evet, çok yakın tanıyayım. Onunla birlikte ben de ilgiyle onun bu açılımlarını dinlerdim. Çünkü ben de tarım kökenli bir aileden geliyorum. Ülkenin tarımını değerlendirdik. Onun tarım ekolojiyle ilgili çok önemli araştırmaları vardı. Enerjiyle ilgili araştırmaları vardı. İşte GES diyoruz, GES ve RES'lerle ilgili araştırmaları vardı. Ama özellikle tarımın ülkenin işte beka sorunu olarak gördüğü, tarım ve hayvancılığın Türkiye'de rentable ve en üst düzeyde çağdaş tarım düzenlemeleriyle yapılması konusunda yeni tezleri vardı. İşte bu merkez projesi, Türkiye projesi, Türkiye'nin lojistik merkezi olması ile ilgili ürettiği projeler vardı. Ve hep kafasını, bakın, hep kafasını ülkesinin, memleketinin, halkının daha iyi nasıl yaşara kafa yoran bir insan. Haluk Bey çok namuslu ve dürüst bir insandı. Haluk Bey'in, sevgili Haluk'un, asla devletin malında, mülkünde, osunda, busunda, parayla, pulla, rantla asla işi olmayan bir insan. Kendi özel hayatında alnının teriyle, hukuk bilgisiyle, emeğiyle kazandığı parayı ülkesinin ve milletinin, halkının siyaseten kalkınması için onu harcayan ve buna kafa yoran bir insan. Hakikaten de mesela avcılığa çok karşı olan bir insandı. Mesela avcılık cinayettir derdi. Hı hı.
Hayvanları çok severdi. Çok. Ve işte o dostlarımız, o sokak köpeklerinden tutun, sokak hayvanlarının, vahşi doğanın korunması ile ilgili büyük bir duyarlılığı vardı. Bakın, ya bizim işte köyümüze getirdim ben onları, Bandırma Musakça köyüne, bütün siyaset arkadaşlarımı. Oraya gördüğünde ilk o da çok kafa yorardı. Marmara Denizi'nin kirliliği, o salya kirliliği ile ilgili bana çok destek verdi. Evet, çok, müsilajı da inanılmaz, müsilajla ilgili inanılmaz destek verdi. Koymuştu. Ve kendi memleketinde de biliyorsunuz, Trabzon'un hemen Trabzon şehrinin doğusuna doğru giderken bir orman alanı yanmıştı orada. Onun da ranta açılmasıyla ilgili hemen buradan duyar duymaz gittik. Trabzon yaylalarına, o ormana gittik. Birlikte o yayladan geçecek olan otoyollarla ilgili şeyleri, doğanın tahrip edilmesiyle ilgili duyarlı üst noktadaydı. Memleketin kalkınmasına kafa yoran, işte onun için bugün Haluk Pekşen ülkemizin pek çok siyasi kesimince, pek çok siyasal farklı kesimlerden, farklı halk gruplarından olumlu tepkiler almasının bence onların takdir etmesinin kökeni de bence şu unsurlar var işte. Türkiye'nin bir gerçek bir Atatürkçü, gerçek bir halkçı, gerçek bir Cumhuriyet'in kurucu değerlerinde hassasiyeti olan, gerçek bir yoksulların, halkın kalkınması ile ilgili duruşu olan, ulusal bağımsızlık konusunda, ülkemizin kuvayi milliye ve tam bağımsızlık konusunda duruşu olan bir siyaset adamının halkımızdaki karşılığını ben de görüyorum. Ve büyük bir mücadele adamı. İnanılmaz bir sevgi değil evet, mi? Yani, çok. Hem işte Nokta TV izleyenleri hem Twitter'da görüyorum. O kadar üzgün ve insanlar sanki bir taraftan da Haluk Bey'i öyle bir umut ışığı olarak görüyormuş ki, yani Türkiye'nin geleceği için. Ondan o kadar büyük bir beklenti varmış ki, zaten biliyorduk ama şu an ben o dağı gördüm. Yani çok çok büyükmüş. Evet, çok gerçekten. Bakın, somut olarak eserlerinden birisi şü denilebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalarında biz o Türkiye'nin yargı bağımsızlığı, gerçekten de yasama, yürütme, yargı arasındaki hukuk devletinin oluşması ile ilgili mücadelesinde hazırladığımız şeyler var, manifestolar var. Haluk Bey'in kaleme aldığı, bizim de destek verdiğimiz. İki, Türkiye'nin eksiksiz ve tam demokrasiye geçişinin ancak siyasi partiler kanununun tam demokratik hale getirilmesiyle mümkün olabileceğini ifade ederdi. Bununla ilgili bir tüzük çalışması yapmıştık ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünden başlayarak, yani eksiksiz demokrasiyi hayata geçirecek bir tüzük yapılması gerektiği konusunda partimizin yetkili organlarıyla çok sık görüştüğünü, Sayın Genel Başkan'a bu düşünceleri ifade ettiğini ve Türkiye'ye Cumhuriyet'i getiren, Cumhuriyet'i kuran, ulusal egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen iradenin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün Türk Beyi çok partili, çağdaş demokrasiye taşıyacak yegane güç olduğunu, bunun da yolunun Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün tam ve eksiksiz bir demokratik tüzük olması konusunda ciddi çalışmaları vardı. Biz de bu çalışmalarda %100 katkıda bulunuyorduk. Bunların en başında gelen Siyasi Partiler Kanunu 37. maddesindeki milletvekillerinin belirlenmesinde tam demokratik yöntemin kontenjan dışında mutlaka halkın belirlemesi gerektiği konusunda tüzükte yer alması gerektiğini ifade eden çalışmalarımız vardı. Ve bunun dışında siyasal çalışmalarımızda ülkemizin Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış şiarıyla dış komşularla, Suriye ile, Irak'la, Yunanistan'la, Bulgaristan'la, dış güçlerle eşitlik ve adalet içerisinde karşılıklı egemenlik haklarına saygı içerisinde bir bütünlük sağlaması gerektiğini ve barışı savunuyorduk. Üçüncüsü, ülkemizin etnik ve mezhep ayrılık üzerinden siyaset yerine bütün insanların eşitliğini, ülkemizde Diyarbakır'daki Kürt kökenli yurttaşımızla Edirne'deki Balkan kökenli Türk yurttaşımızın aynı eşitlik çerçevesinde,
aynı haklara bütünlük içerisinde sahip olmasını, ekonomik, sosyal, siyasal bütün haklar içerisinde bunu sağlamamızı, bölgesel farklılıkları kaldırarak, mezhepler arasındaki farklılıkları kaldırarak, ülkemizin insan hakları hukukuna saygılı, demokratik, çağdaş bir hukuk devleti olması gerektiği konusunda hassas çalışmalarımız vardı. Ki gene bunu devam ediyoruz. Bakın, Haluk Bey'in Türkiye'nin yönetim düzenine ilişkin ortaya koymuş olduğumuz tespitlerin bugün ne kadar geçerli ve doğru olduğu, bugün Türkiye siyasetinde tartışılan konulara baktığınızda görüyoruz maalesef. İşte bugün HDP'ye bakanlık verir vermeme konusundaki çıkan tartışmaların kökeninde maalesef ayrılıkçı terör örgütünün Türkiye'yi teslim aldığı, siyaseti teslim aldığı, tehdit altı gerçekler karşısında bizim Atatürkçü devrimci duruşumuzu ortaya koyarak Haluk Bey ile birlikte koyduğumuz perspektifin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyoruz. Şunu görüyorum ki ama şunu da vurgulamak isterim. Onun ortaya koyduğu umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ifade ettiği gibi o da şunu söylerdi, bakın. Şunu söylerdi. Namık, Türkiye'nin koşulları 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıktığı koşullardan daha mı kötü diye sorduğunda, daha mı kötü? Hiç kuşkusuz kötü değil. 19 Mayıs 1919'da elimizde ordu yok, silah yok, mermi yok, yetişmiş insan gücü yok, ekonomi yok, toplu üretemeyen bir ekonomi. Oradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk dünya devlerini dize getirdi. İşte 9 Eylül'de İzmir'de İngiliz emperyalizminin maşası olan Yunan silahlı güçlerini denize döktü. Biz sadece hani diyor ya şey gazilerimiz, evlat düşman bir değildi ki, sadece Yunan değildi ki. İngiliz'i vardı, içerideki şeyi vardı, dincisi, yobazı vardı. Bunlarla işbirliği yapan ahinleri vardı. Diyor ya, hakikaten öyle. Düşmanlar bitti mi? Bitmedi. Olacak düşmanlar ama biz umudumuzu koruyacağız. Biz kararlılığımızı koruyacağız. Haluk Bekşehir'in bize bıraktığı en önemli miras, doğal bir miras, umutlu olmak, kararlı olmak, ulusumuzu sevmek, vatanımızı, bu toprağı sevmek ve bu toprakların kurtulması için gençlerimize umut vermek, gençlerimize enerji vermek ve onlara Atatürk'ün bize işaret ettiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma idealini kararlılıkla sürdürmek. Kesinlikle. Tam bu sözlerinizin üzerine 2018'de Haluk Bey'in atmış olduğu bir tweet'i ben burada paylaşmak istiyorum izleyicilerimize ve öyle de noktalarız. Cumhuriyet Halk Partisi ağır ve meşakkatli bir süreçten geçerken mücadele gücümüz kırılabilir. Ancak azmimiz asla. Nefes alıyorsak hayat vardır. Hayat varsa umut da vardır demiş. Ne kadar güzel değil mi? Onu ben de bütün gençlerimize bir düstur olarak Twitter hesaplarının ne diyor o başlangıç bölümüne, oraya yapıştırmalarını temenni ediyorum. Profillerine yapıştırmalarını diliyorum. Çok önemli. Yüreğinize sağlık, sizin de sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz Namık Bey. Zor zamanlarda birlikte olmanın, dayanışmanın gücü gerçekten çok değerli. İyi ki varsınız. Son söz olarak Gezgi Hanım, tabii, şunu da ifade edeyim. Burası Nokta TV'yi hayalini kurarken, projesini kurarken yanındaydım. Nokta TV'yi oluştururken büyük bir heyecanla, sanki bir evladı doğuyorcasına, işte az önce medya dünyasında şeyden çok şikayetçiydi Haluk Bey. Senin medyan benim medyam. İşte sahibinin sesi, işte troll sesler vesaire gibi. Nokta TV'yi tam da az önce saydığımız değerler adına Türkiye'nin kararlı, cesur, vatansever, gerçekleri korkusuzca ortaya koyan, sansüre karşı, baskılara karşı, yasaklara karşı direnen bir medya kuruluşu olarak tasarladı. Siz de başından beri bu sürecin içerisindesiniz. Büyük emek verdiniz. Gerek Barış, gerekse Mustafa arkadaşlarımızla ben bu stüdyoları ya yapılırken oradaydım. Size de bu kararlı duruşunuzda başarılar diliyorum. Nokta TV'ye ülkemizin bundan sonra daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Size de başarılar diliyorum. Sağ olun efendim.
Evet, değerli izleyenler, en zor yayınlarımızı yapıyoruz Nokta TV ailesi olarak efendim. Haluk Bey'in ardından aslında diyecek çok da bir söz bulamıyorum. Gerçekten siz de anlıyorsunuzdur. Son birkaç gündür hepimiz tüm ekip olarak tabii ruh gibiyiz ama Haluk Bey'in Namık Bey'in de ifade ettiği gibi Nokta TV'ye olan hassasiyetini, özenini, inancını her zaman taşıyor olacağız. Mücadelesini devam ettiriyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyelim.